Şu nikah tarihini de alın artık. Bugün Kemal'le buluşup konuşacağım babacığım. İyi. Belli olunca bana bildir ki ben de ona göre nikah memurunu ayarlayayım. Tamam, merak etme sen. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Ben de çıkıyorum. Sen nereye acaba sabah sabah? Alışverişe. Üvey annen olarak nikahına bir kıyafet alayım. Sen şimdi böyle simsiyah giyinirsin, hani yastayım havası. Yo, beyaz da giyerdim de senin ışığını çalmayayım. 40 yılın başı bir olayda başrol oluyorsun. İnsanlar bana bakmasın. Ne diye beni rahatsız ediyorsun? Konuşacak neyimiz kaldı ki? Zehra ile evleneceğimi duyunca evi terk etmekten hemen vazgeçmişsin. Evet, çünkü ne kadar yanlış yaptığımı anladım. Sana güvenmekle büyük salaklık etmişim. Bunu kapıma gelip sonra koşa koşa o sevmediği kocasına dönen kadın söylüyor değil mi? Senin nikah masasına bastığımı ne çabuk unutuyorsun. Bu ne şimdi ya? Ben şimdi bunu Halit Bey'e nasıl söyleyeceğim? Efendim, gelsin. Gel. Ne oldu Sıtkı? Bir şey öğrenebildin mi? Efendim, şey ya, haklıymışsınız. Kemal Bey'in görüştüğü başka birisi varmış. O yüzden oyalanıyormuş. Kim olduğunu öğrendin mi? Sıtkı kimmiş? Yıldız Hanım efendim. Ne? Kendi aralarında tartışıyor gibiler. Yıldız Hanım sinirlenip gitti. Ben de buraya geldim. Bu fotoğrafları bana gönder. Sonra da sil. Emredersiniz. Çıkabilirsin. Alo. Yıldız, derhal ofise geliyorsun. Ne oluyor? Ne olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Vakit kaybetmeden hemen ofise gel. Aa, ne oluyor ya yine? Of, ay vallahi bu evde bir gün stresten gideceğim. Ne oldu Halit? Gel de kendi gözlerinle gör ne olduğunu. Al bak bakalım. Ne demek ne bu? Sana sormak lazım. Sen bu adamla kafe köşelerinde nasıl buluşursun? Aranızda ne var? Seviyoruz birbirimizi. Kaçacağız. Bana bak. Benimle öyle konuşma. Allah aşkına Halit. Ne olabilir? Bir şey olduğu yok. Zehra'yı oyaladığını fark ettim. Zeynep'i aradım. Numarasını istedim. O da benim nerede olduğumu söylemiş. Yanıma geldi. Sana ne Zehra'dan? Ya ne demek sana ne ya? Sen kızının ne kadar sevimsiz biri olduğunu biliyor musun? Ben bir an önce evlensin, evden gitsin istiyorum. Ha, benim de buna inanmamı bekliyorsun. Enler söyleyince inanıyorsun, ben söyleyince mi inanmıyorsun?
Sinan'ı uzun zamandan beri tanıyorum. Zehra'yı beğendiğini biliyordum. Zehra'nın da evde bana nasıl davrandığı malum. Ondan kurtulmak istedim. Evlenip giderse rahat ederim diye düşündüm. Sinan'la gördüğün fotoğraflarım ve o konuşma kayıtlarının hepsi bunun içinde. Ne oldu? İşine mi gelmedi? Adini Bey. De benden şüphelenip peşime adam takmana inanamıyorum yani. Yıldız, senden şüphelensem peşine adam takmam. Kemal'in neyin peşinde olduğu gerçeğini öğrenmek istedim. Karşıma sen çıktın. Bu yolu seçtin yani. Onun hayatında başka birinin olduğunu düşündüm. Ay olsa ne olacak sanki? Sen Kemal'de bu kadar nakit para varken Zehra'ya mandur evlenme mi diyeceksin Halit? Sen de. Elbette derim. Benim Kemal'in nakitine ihtiyacım yok. Kemal gider başkası gelir. Kızımı aldatan bir herifi asla istemem. Yani eğer başka biri varsa sen bu evliliğe karşı çıkacaksın. Elbette. Aksi düşünülmez zaten. Ayrıca konumuz bu değil. Benden habersiz, Kemal'le konuşamazsın. Halit, hiçbiriniz beni düşünmüyorsunuz. Ben kendimi düşünmek zorundayım. Senin çocukların da bana eziyet ediyor. Ne istersem yaparım. O zaman biz bu akşamüstü buluşalım mı? Benim böyle organizasyon işleri yapan bir tanıdığım var. Ona gideriz, bize birkaç fikir verir. Ne dersin? O tanıdık Ender mi? Ay yok ya, nerede? Biz koptuk son olaydan sonra onunla. Zehra, yanılıyorsam lütfen beni düzelt. Sen Ender'le görüşemiyorsun diye biraz mutsuz gibisin. Doğru mu anlıyorum? Ya ne alakası var? Sonuçta babama kazık atmış bir insan. Ben niye görüşeyim ki onunla? Ama tabii bizim bu nikah olayını da ona versek uçururdu yani. Ne yalan söyleyeyim, çok zevkli bir kadın Ender. Zehra, sen hiç merak etme. Onun gibi işini iyi yapan yerler var. Onları buluruz, onlarla çalışırız. Teşekkür ederim Kemal'cim. O zaman ben alıyorum bu akşamüstü için randevu. Tamam, anlaştık. Tamam, hoşça kal. Sen eğer benim arkamda olsaydın hiç bunlara gerek kalmazdı. Senin yüzünden ben onlarla muhatap oluyorum. Sen ne saçmalıyorsun ya? Arkanda olmamış halim bu mu benim? Her şeyim var. Daha ne istiyorsun? Saygı istiyorum. Evde gelen geçen laf söylüyor bana. Şamara oğlanına döndüm. Bir de üstüne üstlük beni buraya çağırmış, sorguya çekiyorsun. Ay bir kadın artık bu kadar hakareti de kaldıramaz canım. Yeter. Ayıp denen bir şey var. Yıldız, sana kaç kere söyleyeceğim. Bir sıkıntın olduğu zaman gelip benimle konuşacaksın diye. Konuşsam ne olacak? Sen evde bir korku imparatorluğu kurmuşsun çocukların üstünde. Ama seni dinlemiyorlar ki. Bak, erim bile dinlemedi. Bana bak. Beni daha fazla sinirlendirmeye bak. Sen zaten hep sinirlisin Halit. Eğer birazcık beni dinleseydin belki de bu erimin kaza olayı olmayacaktı. Ama sen beni o kadar saymıyorsun ki çocukların nasıl dinlesin? Neyse, Kemal'le ilgili söylediklerime de eğer inanmadıysan bana bunu söyle, ben şimdi çıkar giderim. Artık daha fazla hakaret dinlemeyeceğim. Yahu şu fotoğrafı görüp sinirlenmem çok mu anormal? Eğer senle ben bir şeyleri çözebiliyor olsak bunlara gerek kalmaz. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Daha fazla hakaret dinlemeyeceğim. Ve sizin hakkında imansız gelir. Bana bak, beni iyi dinle. Gel. Halit Bey, beni çağırmışsınız. Bir şey mi oldu? Sabah neredeydin? Sabah mı? Evet. Zeynep beni aradı. Yıldız'ın benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de dedikleri yere gittim. Yıldız'la buluştum yani. Ne istiyormuş peki? Zehra'yı oyaladığımı düşünmüş. Bağır, bir çağırdı. Aslına bakarsanız ben de sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum. Halit Bey, Yıldız'ın beni bu şekilde uyarmasına ben çok rahatsız oldum. Bundan haberim var Kemal. Nasıl? Siz mi söylediniz Yıldız'a benimle konuşmasını? Bu tamamen kendi kararı. Yani Zehra ile iyi anlaşamadıklarını biliyorum ama inanın bu kadar da fazla. Kemal,
Bundan sonra böyle bir şey olursa benim haberim olsun. Sürprizlerden hiç hoşlanmam. Bu ne Halit Bey? Siz beni takip mi ettiriyorsunuz? Kızımla evleneceksen her şeyini bilmem gerek. Bir şey bilmek istiyorsanız bana sorun. Güvenmiyorsanız da söyleyin. Kemal, sana güvenmemek için elimde bir sürü neden var. Seni daha önce uyarmıştım. Kızımı üzersen beni karşında bulursun diye. Anladığım kadarıyla Zehra dışındaki herkes benden rahatsız. Sabah Yıldız, şimdi de siz. Halit Bey, bakın ben bu kadar uyarı almaya alışık değilim. Hiç de sevmem. Bir baba olarak temkinli davranmak benim hakkım. Halit Bey, bu temkinli davranmak falan değil, düpedüz süpe duymak. Bunlar benim kaldırabileceğim şeyler değil. Kemal, evlenmek istediğin kişi sıradan birinin kızı değil. Ona göre ayağını denk al. Hoş geldiniz. Ne diye çağırdın beni buraya? Sabah öyle bir anda çekip gidince konuşamadık. Konuştuk Kemal. Sen Halit ne dedi onu söyle. Önce beni denemeye kalktı tabii. Ben o söylemeden söyleyince de inandı bana. Halit'e de inanamıyorum yani. Kıymetli kızı varmış. Yıldız, konumuz Zehra falan değil. Artık bir karar vermemiz lazım. Ben kararımı verdim zaten. Yıldız, Halit'i mi seçiyorsun yani? Bunca şeye rağmen onunla yaşamaya devam mı edeceksin? Evet. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Ben ne bileyim, sinirlisin diye öyle dediğini düşünmüştüm. Evet, sana sinirliyim. Hem de sinirim öyle senin sandığın gibi anlık falan değil. Bir ömürlük sinirliyim sana. Bir daha da asla güvenmem. Halit'e mi güvenirsin yani? Seninle yarının belli değil. İki gün konuşmadık, seni nikah masasında buldum. Yıldız, kaç kere anlattım, bak kızmıştım sana. Daha nasıl anlatabilirim bu durumu? Bir daha kızarsan ne olacak? Ne yapacaksın? Ben ömür boyu bu korkuyla mı yaşayacağım? Ne yapacaksın? Sevmediğin bir adamla bir ömür mü geçireceksin yani, ha? Halit'leyken başıma ne geleceği belli. En kötü boşanırım. Onun darbesi seninki gibi olmaz. Olmaz değil, seni etkilemez. Çünkü onu sevmiyorsun. Sevince ne olduğunu gördüm. Şimdi bana bir iyilik yap. Ve eğer gerçekten beni seviyorsan Zehra'dan ayrıl. Sana iyilik mi yapayım? Neden? Sen yalında keyifli keyifli otur diye mi, ha? Kemal, Halit zaten şüphelendi. Bu evlilik olmayacak. Zehra ile evlenip ne yapacaksın? Bırak da ona ben karar vereyim. Acıdığın bir kadınla sırf bana inat diye bir ömür boyu evli mi kalacaksın? Yıldız, yapma. Gel bak, her şeyi arkamızda bırakalım. İkimiz de mutluluğu hak ediyoruz. Bak neler yaşadık. Evet, ben mutluluğu çok hak ediyorum. O yüzden seni arkamda bırakıyorum. Kemal'cim, yani dışarıda buluşacaktık, organizasyon şirketiyle görüşecektik. Niye çağırdın eve? Hoş geldin. Başka bir zaman gitsek bozulmazsın değil mi? Yoo, yani olur da ne oldu ki? Gel oturalım bir. Ne oldu? Zehra, benim biraz keyfim yok. Ne oldu Kemal'cim, söylemeyecek misin bana? Babam beni takip ettirmiş. Nasıl, anlamadım. Seni oyaladığımı, seninle evlenmek istemediğimi düşünmüş muhtemelen. İnanmıyorum ya. Bir durumu düşürdü beni. Çok özür dilerim Kemal. Zehra, senin özür dilemene gerek yok. Senlik bir durum değil ama yalan söyleyemeyeceğim. Bu durum beni çok rahatsız ediyor. Haklısın. Çok çok haklısın.
böyle başka bir şey daha söyleyecek gibisin. Ben bu şekilde devam edemem. Ayrılıyor musun benden? Ayrılmak değil ama bir süre kafamızı mı dinlesek? Kemal, biz yıllardır beraber değiliz ki öyle bir süre ayrı kalalım, kafamızı dinleyelim. Zehra, lütfen düşünmeme izin ver. Seni oyalayıp yalan söylemek istemiyorum. Gerçi baban öyle olduğunu düşünmüş ama... Ben babamla konuşacağım. Tamam? Benim yüzümden babanla kavga etmeni istemem. Kavga etmeyeceğim. Soracağım sadece. Konuşacağım yani. Peki, tamam. Nasıl istersen. Kemal... Yani babam yüzünden bizi öyle silip atma, olur mu? Zehra, bence ikimizin de düşünmeye ihtiyacı var. Benim yok ama. Ben çok eminim, her şeyden çok eminim. Benim var. Lütfen anla beni. Daha da zorlaştırma bu durumu ikimiz için. Ben... Hoş geldiniz. Ay, sinirim bozuk, git bana bir su getir. Tamam efendim. Onun hayatında başka birinin olduğunu düşündüm. Ay, olsa ne olacak sanki? Sen Kemal'de bu kadar nakit para varken Zehra'ya mandur evlenme mi diyeceksin Halit? Sen de. Elbette derim. Benim Kemal'in nakitine ihtiyacım yok. Kemal gider, başkası gelir. Kızımı aldatan bir herifi asla istemem. Yani eğer başka biri varsa sen bu evliliğe karşı çıkacaksın. Elbette. Aksi düşünülmez zaten. Ben de Yıldız, sen bu evliliğe izin vermeyeceğim. Alo anne. Nasılsın? Senden bir şey isteyeceğim. Bizim mahallede Bircan diye bir kız vardı ya. Hani senin hiç sevmediğin. Bana onun telefon numarası lazım. Bulabilir misin? Ay anne, ne yapacaksın, niye lazım olduğunu? Anlatırım sonra. Sen bana bul, gönder. Olur mu? Hadi bekliyorum. Onu sen istedin Kemal. Zeynoş'um, ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşteyim, çıkacağım birazdan. Sana ne diyeceğim ya? Acaba biz bir Bursalılar gecesi mi organize etsek? Bursalılar gecesi mi? Evet. Nasıl olsa hepimiz buralardayız. Bir toplansak beraber eğlenmez miyiz? Yani olur da kimi çağıracağız? İşte İrem, Emir, sen, ben, kim varsa Bursalı çağırırız. Yıldız, bir şey soracağım. Sen Kemal'i görmek için falan yapmıyorsun. Bunu değil mi? Ay hayır, ne alakası var Zeynep ya? Hatta sen çağırma onu. Ay yok canım, saçmalama yani şimdi. Herkesi çağırıp Kemal'i çağırmamak da çok ayıp olur. Ay neyse işte, o kısmına ben karışmıyorum. Bu arada Bircan'la konuştum. O da gelebilir. Bircan mı? Zilli Bircan mı? Evet. Ay Yıldız, senin ne işin var o kızla? Ne ara telefonlaştınız siz? Annemi görmüş de numaramı almış. Aradı, konuştuk işte. Ay Zeynep, sana da bir şey söylenmiyor ya. Hemen altında bir şey arıyorsun. Neyse tamam, kapat, vazgeçtim. Ya tamam, kızma kızma. Ha yani şurada moralim düzelsin diye uğraşıyorum. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun Zeynep. İyi ablacığım, tamam yapalım. Da Halit sana izin verecek mi acaba? Ya çok fazla kalamam ben ama gelirim. İyi, sen bilirsin. Ha Yıldız, o zaman yapacaksak Zeki Müren gecesi mi yapsak ya? Olur. Hadi sen organize et. Öpüyorum Zeynoş'um. İyi tamam. Hadi öpüyorum seni. İşte bu kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.